Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ikinci dönemin full tekrarını yapacağız. Hep birlikte. Haydi bakalım neler işleyeceğiz. Bugün hemen kitabımızdan bir göz atalım. Sonra içeriğimize hız kesmeden devam edelim. İlk kısmımızda 9. sınıf Dinamo Soru Bankamızı şöyle bir açarsak sevgili arkadaşlar. ikinci dönem kısmında atmosfer ve iklim yani doğal sistemler içerisinde özellikle basınç ve rüzgarlardan sonraki kısmın tamamını işleyeceğiz. Daha sonra beşeri sistemler, küresel ortam, bölgeler ve ülkeler ve çevre ve toplum diyerek bu kısmı da özet şeklinde bitirmiş olacağız. Yani sayfa kısmımız 70 Arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi geldik ikinci kısımda sıfırdan 9'a konu anlatımlı soru bankası kısmımızdan. Buradan da bizi ders esnasında takip edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi doğal sistemler içerisinde biz bugün sizlerle birlikte basınçtan başlayıp beşeri sistemler, küresel ortam, bölgeler ve ülkeler, insan ve çevre diyerek tamamen ikinci dönemi de 10 numara 5 yıldız bitirmiş olacağız. Sayfayı veriyorum. 74. Haydi bakalım hız kesmeden dersimize başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, kitaplar bazlı söyledikten sonra şöyle ünite içeriklerimize de bir bakalım. Ben her bölüm geçtiğinde burası şu kısma dahildir diyeceğim sevgili arkadaşlar. İlk kısımda doğal sistemler. Burada sevgili arkadaşlarım iklim elemanları kısmında basınç ve rüzgarlardan başlayıp nemlilik, yağış, yeryüzündeki iklim tipleriyle devam edeceğiz. Daha sonra beşeri sistemler diyeceğiz. Yerleşmeler, Türkiye'deki yerleşme, yerleşmenin dağılışını etkilen faktörler. Sonraki kısımda küresel ortam bölgeler ve ülkeler. Bölge bölge türleri amaçlarına göre bölgeler ve bölgelere göre ülkeler. Yani bunları da birkaç örnek vermemiz gerekecek sevgili arkadaşlar. Ve en son kısımda çevre ve toplum. Doğal çevreyi kullanma biçimleri insanların ne gibi doğaya etkileri var? Doğanın insanı ne gibi etkileri var? Bunlardan da bahsedip 9. sınıfı tamamen kapatmış olacağız. Haydi o zaman basınç ve rüzgarlarla dersimize, konumuza, özetimize giriş yapalım. Şimdi sevgili arkadaşlarım atmosferi oluşturan çeşitli gaz gazlar var. Bu gazların yeryüzeyine uyguladığı etkiye ya da ağırlığa hava basıncı diyeceğiz. Bu sevgili arkadaşlarım açık hava basıncıdır. Ve hava basıncını Şurada görmüş olduğunuz, görseldeki alet dediğimiz neyle ölçeceğiz? Barometre ile ölçüp birim olarak sevgili arkadaşlarım milibar ifadesini kullanacağız. Yani burada kilopaskal ya da hektopaskal ifadeleri de var ama barometre ile ölçtüğümüz kısımda basınç birimimizi milibar olarak ifade edeceğiz. Basınç yere, zamana göre değişebilen bir kavramdır. Nasıl değişir dersek? Sıcaklık ile basınç arasındaki ilişkiyi şöyle bir hatırlamamız gerekirse sevgili arkadaşlarım, bir merkezde sıcaklık arttığında basınç değerleri azalır. Çünkü ısınan hava genleşip hafifleyip yükselir. Yükselen hava kütlelerinin bulunduğu alanlarda alçak basınç vardır. O zaman hiç hız kesmeden sıcaklık basınç arasındaki ilişkiyi ters orantı şeklinde gösterebiliriz. Şimdi geldik yükselti kısmına. Bir daha yamacı boyunca yükseldiğimizde özellikle yer çekimi hissedilir ölçekte belirli bir yükseklikten sonra azalır. Yer çekiminin azalmasıyla birlikte gazların tutunması da azalır. O zaman yükseklere doğru çıktığımızda gazların yoğunluğu azalacağı için basınç değerlerimiz de azalır. Yükseltiyle basınç arasındaki ilişkiye baktığımız zaman gene ters bir orantı var. Ancak burada parantez içerisinde şunu yazmamız lazım. Sıcaklık bu ifadede etkili değil sevgili arkadaşlarım. Sadece yükseltinin basınç üzerindeki etkisine bakıyoruz. Çünkü yükseklere doğru çıkıldıkça sıcaklık her 200 metrede genel itibariyle 1 derece azalır. E sıcaklık azalırsa basıncımın artması gerekir. Ancak sıcaklık etkili olmadığını bilmemiz gerekiyor. Mesela Himalaya dağlarında yükseltiye bağlı olarak basınç değerleri daha düşüktür. İzmir'de basınç değerleri yükselti ortalamasına bağlı olarak Erzurum'dan daha yüksektir diyebiliriz. Bir yerde gazların yoğunluğu artarsa basınç da artar. O zaman hiç durma doğru orantı şeklinde çizelim grafiğimizi. Ve geldik yer çekimi artarsa basınç değerlerimiz de artar. Ekvatordan kutuplara doğru gittiğimizde yer çekimi artıyor. Ve yer çekiminin basınç üzerinde etkili olduğunu düşünürsek diğer durumları ortadan kaldırdığımızda yer çekimi arttığında basıncımız da artmıştır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki hava basıncını ilk kim bulmuş kim ölçmüş dersek İtalyan bilim insanı Torricelli 1643 yılında 45 derece enleminde ve 0 metre yükseklikte 15 derece sıcaklıkta bir hava kütlesinde bir deney yapıyor. Bir kap var, bir tüp var. Tübün içi cıva dolu sevgili arkadaşlarım ve tüpümüzün toplam yükseklik değeri 1 metre sevgili arkadaşlar. Ve tüpün bir kısmı açık. Bu açık kısmını eliyle kapatıyor, ters çeviriyor, kabın içerisine bırakıyor. Belirli bir miktar civa özellikle kabın içerisine doldu doldu doldu. Tam şu kısımda dolmayı bırakıyor sevgili arkadaşlarım. Ve kap ile civanın en üst kısımda kaldığı yükseklik 760 mm. Yani diğer ifadeyle 76 cm. Sonuçta 1 metrede neydi sevgili arkadaşlarım? 100 cm idi. 76 cm yüksekliğindeki civanın uygulamış olduğu basınca normal atmosfer basıncı diyordu. Ve normal atmosfer basıncı 760 mm yükselen civanın yapmış olduğu basınçtır. Bunu barometre ile ölçülen değeri 1013 milibardır ve sevgili arkadaşlarım ağırlığı ise 1033 gramdır. İşte normal atmosfer basıncımızı oluşturan değerler bunlardır. Peki bizim ölçtüğümüz değerler bunlar üzerinde ya da altında olduğunda ne olacaktır? Ya bu merkezde bir alçak basınç alanı vardır ya da bu merkezde yüksek basınç alanı vardır. Değerlerin üzerinde ise yüksek değerlerin altında ise alçak basınç alanı etkilidir diyebiliriz. Şimdi alçak ve yüksek basınç alanlarında iki türlü hava hareketi var. Şimdi yukarıya bakıyoruz oklar dışarıya doğru. Bu şu demektir. Burada görmüş olduğunuz dört tane ifadede yatay hava hareketidir sevgili arkadaşlar. Bakın hemen şuraya şöyle bir zemin çiziyorum ve çizmiş olduğumuz bu zeminde ifadede yatay hava hareketi merkezden çevreye doğruya. Şöyle okları dışarıya doğru gösteriyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi ben buradaki okları dışarıya doğru gösterdiysem Orta kısımda hava kütlesinin ne yapması lazım? Alçalması lazım. O zaman hava kütlesi alçalırsa gaz yoğunluğu yerde daha fazla yani zemine yakın alanlarda daha fazla olur. O zaman bu alanda kesinlikle yüksek basınç vardır. Unutmayalım yüksek basınç alanlarında dikey hava hareketi alçalıcı özellik gösterirken yatay hava hareketi ise merkezden çevreye doğrudur. O yüzden bu alanlar yüksek basınç alanlarıdır. Ve yüksek basınç alanlarında aman şunu unutma dikkat biz biliyoruz zaten bunu ama ben şuraya tekrar yazayım. Hava hava açık ve güneşlidir. Yağış ihtimali düşüktür sevgili arkadaşlar. Bakın oklar eğer ki merkezden çevreye doğru ise yüksek basınçtır. Ancak buradaki yatay hava hareketi dediğimiz bu rüzgarın savrulma yönü, sapma yönü farklılık göstermiş. Birinci görselimize baktığımızda saat ibresinin dönüş yönünde bir savrulma var. O zaman bu kuzey yarım kürede yer alan bir yüksek basınç merkezi. Buna baktığımızda saat ibresinin dönüş yönünün tersi yönünde bir sapma var. Bu da güney yarım kürede yer alan bir yüksek basınç merkezidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Unutmayalım bu merkezde günlük sıcaklık farkları fazladır. Yağış ihtimali düşüktür. Nem miktarı azdır sevgili arkadaşlar. Nem açığı fazladır diyebiliriz. Geldik ikinci grafiğimize. İkinci grafiklerimizde sevgili arkadaşlarım bakıyoruz. Çevreden merkeze doğru bir hareket var. O zaman hemen şöyle şuraya zemini çiziyorum. Zemini çizdikten sonra çevreden merkeze doğru olacak şekilde yatay hava hareketini yapıyorum. Şimdi iki yatay hava hareketi yani rüzgar geldi 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 ortada çarptı. Çarptıktan sonra ne yapması lazım? Yükselmesi lazım. O zaman Tamam, burada da yükselici bir hava hareketi vardır. Bakın, yüksek basınç alanlarında alçalıcı bir hava hareketi var iken alçak basınç alanlarında ise yükselici bir hava hareketi vardır. Yani tam tersi orantı şeklinde düşünebilirsiniz. Yatay hava hareketi ise çevreden merkeze doğrudur. Ama bakın, gene yönlerde sapma var. Dikkat edelim sevgili arkadaşlarım. Saat ibresinin dönüş yönünde sapma olduğu için kuzey yarım kürede yer alan bir alçak basınç alanıdır. Saat ibresinin dönüş yönünün tersi yönünde bir sapma olduğu için güney yarım kürede yer alan bir alçak basınç merkezidir diyebiliriz. Aman dikkat gene bir şekil çizmemiz lazım. Alçak basınç alanlarında hava hareketi yükselici özellik gösterdiği için hava kapalıdır. Bulutluluk oranı yüksektir ve yağış ihtimali fazladır sevgili arkadaşlar. Şimdi biz yeryüzündeki sürekli basınç kuşaklarını ikiye ayıracağız. Bir, havanın sıcaklığı ile oluşan basınç kuşakları vardır ki biz bu basınç kuşaklarının başına termik ifadesini kullanacağız. Aynı şekilde bir de günlük hareketi yani eksen hareketi sonucunda oluşan basınç kuşakları vardır. Biz bu basınç kuşaklarına da dinamik basınç kuşağı diyeceğiz. Sevgili arkadaşlar hemen şöyle düşünelim. Ekvator yıl boyunca sıcaklık ortalamasının yüksek olduğu merkezde. O zaman burada ısınan hava yükselir ve burada alçak basıncı oluşturur. Burada alçak basıncı oluşmasını sağlayan temel durum havanın sıcak olması değil mi? O zaman burada termik kökenli bir alçak basınç vardır. Bu üst hava akımı kutuplara doğru gider. Kutuplar güneş ışınlarını daha iyi kaldığı için sıcaklık ortalaması daha düşüktür ve soğuyan hava kütlesi alçalır. E, alçalıcı bir hava hareketi varsa yüksek basınç. Alçalmayı sağlayan havanın soğuk olması olduğu için termik kökenli yüksek basınçtır. Buradan da hava hareketi ekvatora doğru gelir. Zaten biz şunu biliyoruz alçak basınç alanların yatay hava hareketi çevreden merkeze doğruydu. Eğer ki bize böyle birinci görseli verirse sevgili arkadaşlar dünyanın eksen hareketi olmasaydı oluşacak basınç kuşakları buydu. Ekvator alçak basınç olduğu için yıl boyunca sevgili arkadaşlarım yağışlı olacaktı. Kutuplarda yıl boyunca güneşli olacaktı sevgili arkadaşlar. Aman dikkat edelim. Ancak dünyanın günlük hareketi olduğu için 30 derece enlemlerinde sevgili arkadaşlarım hava kütlesi yığılır ve dinamik kökenli yüksek basınç kuşaklarını oluşturur. 60 derece enlemlerinde ise hava kütleleri birbiriyle karşılaşır ve dinamik alçak basınç kuşaklarını oluşturuyordu. Bunu da şöyle ifade ediyorlar. Daha kolay bir şekilde aklımızda tutmak için. Burası neydi? 90 derece enlemleri termik yüksek basınç kuşaklarıydı sevgili arkadaşlarım. E bu Ekvator dediğimiz alan ise termik alçak basınç kuşağıydı değil mi? Şimdi bak buradan gel 90'dan yaya diye kodlayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Aynı şekilde burada da yaya diye kodlayabilirsiniz. Ekvatorlar alçak basınç, kutuplar yüksek basınç, 30 yüksek, 60 alçak basınçtır sevgili arkadaşlar. Mesela 30 derece enlemlerinde yüksek basın çölleri yer almakta Afrika'nın kuzeyi Avustralya'nın iç kısmı gibi. Rüzgar nedir dersek, yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına hareket eden yatay hava hareketidir. Ve rüzgarın hızını ölçen alet anemometre, rüzgarın hem hızını hem yönünü ölçen ya da kaydeden cihazı ise anemograf diyoruz. Sevgili arkadaşlarım, rüzgar bize her zaman aynı hızda gelmez. Hızı etkileyen faktörlerden birincisi basınç farkıdır. Bir merkezde basınç farkı ne kadar fazla ise rüzgarın hızı da o kadar fazladır. Nasıl? Şimdi Altta bir izobar haritamız var. Basınç birimleri aynı olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilmiş eğrilerdir. Ben şuraya bir izobar daha çiziyorum. 1014, 1006, 998, Şurası da 992 milibar olsun. Artış hep aynı olacak sevgili arkadaşlarım. 990 milibar diye yazalım. Şimdi sevgili arkadaşlar ben şurada bir tane daha rüzgar çizseydim. Bakın bu da D rüzgarı olsun. 1014 milibardan 990 milibara gitti. D'nin basınç farkı ne kadardır dersek 24 milibardır sevgili arkadaşlar. A'nınki ise 1014'ten 998'e gittiği için mesela buranın da 16 milibardır. B'nin gene aynı şekilde 16 milibardır ve C'nin de gene aynı şekilde 16 milibardır sevgili arkadaşlar. Baktığımız zaman burada basınç farkı hangi merkezde daha fazla? D merkezinde daha fazla. O zaman D merkezindeki rüzgarın hızı daha fazladır. Ancak A B ve C merkezlerinde basınç farkı eşit olduğu için rüzgarın hızı aynıdır yorumunu yapamayız. Neden? İkinci ifadeye bakmamız lazım. Basınç merkezleri arasındaki mesafe. Mesafenin fazla olduğu alanda rüzgar daha yavaştır. Mesafenin az olduğu alanda rüzgar daha hızlıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bir diğeri dünyanın eksen hareketi. Şimdi yüksek basınçtan alçak basınca giderken hava kütlesi düz bir şekilde gitmez. Kuzey yarım kürede saat ibresinin dönüş yönünde. Güney yarım kürede ise saat ibresinin dönüş yönünün tersi yönünde gider. Bu da yolun uzamasına sebep olduğu için hızı azaltır. Sürtünme hızı azaltır. Yer şekillerinin engebeli olduğu alanlarda rüzgar daha yavaş hareket eder. Basınç merkezlerinin konumu rüzgarın yönünü etkileyen faktörlerden bir tanesiydi. Mesela burada deniz meltemi ve kara meltemini düşünebiliriz. Gün içerisinde basınç değişimine bağlı olarak yön değiştiren rüzgarlar sevgili arkadaşlarım. Dünyanın dönüşü yönünü saptırıyordu. Yer şekilleri hakim rüzgar yönünü belirliyordu diyebiliriz. Oluşumlarına göre rüzgarlar sürekli mevsimlik ve yerel rüzgarlar olmalıdır olmak üzere üçe ayıracağız. Alize rüzgarları ekvatorial kuşakta etkiliydi. 30 derece enlemlerindeki dinamik yüksek basınç kuşağından 0 derece enlemlerindeki termik alçak basınç kuşaklarına hareket eden rüzgarlarda aynı zamanda bu rüzgarlara sevgili arkadaşlarım ticaret rüzgarları da deniyordu. Batı rüzgarları ise 30 derece enlemindeki dinamik yüksek basınç kuşağından 60 derece enlemindeki dinamik alçak basınç kuşağına hareket ediyordu. Özellikle batı rüzgarları Batı Avrupa, Amerika'nın kuzeybatı gibi alanlarında okyanusal iklimin görülmesine sebep oluyordu. Kutup rüzgarları ise 90 derece... 60 derece enlemlerindeki termik yüksek basınç kuşaklarından 60 derece enlemlerindeki dinamik kökenli alçak basınç kuşaklarına hareket eden soğuk rüzgarlardı ve 60 derece enlemlerinde batı rüzgarlarıyla karşılaşarak cephe oluşumuna sebep oluyorlardı. Mevsimlik rüzgarların oluşumundaki temel unsur nedir dediğimizde hemen hatırlayalım. Eksen yani kara ve denizlerin yıl içerisinde farklı ısınma özelliği göstermesine bağlı olarak oluşan rüzgarlardı. Bunlardan birincisi yaz musonu, ikincisi ise kış musonuydu sevgili arkadaşlar. Nerede etkili? Güney ve Güneydoğu O Asya kıyılarında özellikle etkili. Tabii ki de Avustralya'nın kuzeyinde Madagaskar'da falan da etkili ama en etkili olduğu yer Güney ve Güneydoğu O Asya'ydı. Yaz musonu denizden karaya estiği için yani Hint Okyanusu'ndan Hint Yarımadası'na estiği için daha yağışlı. Kış musonu ise Hint Yarımadası'ndan Hint Okyanusu'na estiği için daha kuraktı. Şuraya şöyle nemli diyeyim, Hint Okyanusu'ndan geldiğini bilelim. Kış döneminde ise Hint Yarımadası'ndan geldiği için buranın da kurak bir döneminin olduğunu söyleyebiliriz. Yerel rüzgarlardan birincisi Meltem rüzgarlarıdır. Meltem rüzgarları gün içinde kara ve denizlerin farklı ısınma özelliği, dağ ve vadinin farklı ısınma özelliğine göre oluşan rüzgarlardır sevgili arkadaşlar. Bunun dışında soğuk yerel rüzgarlar, sıcak yerel rüzgarlar Akdeniz havzasında etkili olan Bora, Adriyatik kıyılarına doğru esen rüzgarlardır. Mistral, Fransa'dan Akdeniz'e doğru, Krivest, Romanya'dan Karadeniz'e doğru, Yıldız, Poyraz, Karayel ise Türkiye'de kuzeyden güneye doğru etkili olan rüzgarlardı. Sıcak yerel rüzgarlar Fön ilk olarak adını Alplerden almıştır. Bir dağ yamacı boyunca alçalan hava kütlesinin adyabatik olarak ısınma sonucunda etkili olan rüzgarlardı ve Fön'ün etkili olduğu alanlarda unutmayalım her 100 metrede sıcaklık ne yapıyordu? 1 derece artış gösteriyordu. Hamsin Mısır'dan ve Libya'dan Akdeniz'e doğru esen rüzgarlardı. Sirocco sevgili arkadaşlarım Fas Cezayir Tunus hattından Akdeniz'e doğru esen rüzgarlardı. Samyeli Arap Yarımadası'ndan özellikle Irak ve Suriye çöllerinden Anadolu'ya doğru esen rüzgarlardı. Özellikle Güneydoğu Anadolu'ya. Kıble Lodos keşişleme ise sevgili arkadaşlar Türkiye'de güneyden kuzeye doğru esen rüzgarlardı diyebiliriz. Tropikal rüzgarlara geldi dediğimiz zaman saatteki hızları çok fazla olan, yıkıcı etkisi olan rüzgarlardı. Bunlar bölgesel bazlı farklı isimlerle anılmaktaydı. Asya adalarında tayfun, Orta Amerika'da hariken Brezilya'da tornado, Büyük Okyanus ve Orta Amerika'da da kasırga ismini almaktaydı. Burada en önemli kasırgalardan bir tanesi 2017 tarihinde gerçekleşen Irma kasırgası. Başlangıçtan bitişe kadar hızını en yüksek şekilde koruyan kasırga olarak karşımıza çıkmıştır. Evet şimdi geldik nemlilik ve yoş. Yeryüzünde bulunan su kütlesinin meteorolojik faktörlerin etkisiyle gaz haline geçmesine buharlaşma ve buharlaşma ile atmosfere karışan gaz haldeki suya ise nem denir ve nemi üç şekilde ifade ediyordu. Mutlak nem 1 metreküp havanın içerisinde o anda var olan nem miktarıydı. Mesela kıyılarda daha fazlaydı. Maksimum nem 1 metreküp havanın belirli bir sıcaklıkta taşıyabileceği en fazla nem miktarıydı. Bu da sıcaklık arttıkça maksimum nem artış gösteriyordu. Bağıl nem ise Havanın doluluk oranıydı. Yani hava yüzde kaç dolu, yağış ihtimali ne kadar bunu ifade ettiğimiz kısım. Mesela buraya baktığımızda mutlak nem 10 gram. Maksimum nem burada en fazla olduğu için 20 gram. Bağıl nem ise burada yüzde 50. Nasıl buluyoruz? Mutlak nem bölü maksimum nem yani 10 bölü 20 çarpı 100 diyoruz. Burası 1 bölü 2 yaptı. 1 bölü 2 çarpı 100'den de %50'yi bulduk. Bu havanın %50'si dolu %50'si boş diyebiliriz. Bağın nemin fazla olduğu yerler yağışın fazla olduğu yerlerde. Ekvatoral iklim, muson iklim, okyanusal iklim kutuplar bağın nemin fazla olduğu yerde. Kutuplarda bağın nemin fazla olmasının temel sebebi maksimum nemin düşük olması birbirine çok yakın ölçekte olmasıydı. Maksimum nemin fazla olduğu yerler sıcak alanlar. Mesela savan iklimi, ekvatoral iklim, çöl iklimi diyebiliriz. Mutlak nem nerede fazla? Ekvatoral iklim, savan havan iklimi, Akdeniz iklimi, Muson iklimi diyebiliriz. Bağıl nemin az olduğu yerler, yağışın da az olduğu alanlar, çöl alanları özellikle ve sitep alanları diyebiliriz. Maksimum nemin az olduğu alanlar soğuk alanlar, maksimum nemin fazla olduğu alanlar ise sıcak alanlardı. Bak tundura kutup ikliminin bulunduğu alanlar, mutlak nemin az olduğu alanlar ise kara içindeki çöller ve sevgili arkadaşlarım dönerciler çevresi yağış oluşum şekilleri 3 şekildeydi sevgili arkadaşlarım 1 ısınan havanın yükselmesiyle oluşan yağışlar konveksiyonel diğer ismiyle yükselim bir dağ yamacı boyunca yükselen hava kütlesinin bırakmış olduğu yağışlar yamaç ya da orografik sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşmasıyla oluşan yağışlar ise cephe ya da frontal yağışlardı yükselim yağışları dünya ölçeğinde ekvatorda yıl boyunca görülen yağışlardı sert karasal iklimde yazın tundura ikliminde yazın savan ikliminde yazın görülüyordu bizim ülkemizde ise İç Anadolu'da İlkbahar Doğu Anadolu'da yaz döneminde Güneydoğu Anadolu'da da ilkbahar döneminde görülüyordu diyebiliriz. Yamaç yağışları bir daha yamacı boyunca yükseldiği için özellikle Batı Amerika ve Karadeniz kıyılarında yani Kayalık Ant Dağları'nın bulunduğu alanda aynı şekilde Himalayalarda Güney Asya'da görülen yağışlar bu şekildeydi. Cephe yağışları orta kuşakta yaygın bir şekilde görülecek ve Akdeniz ikliminin etkili olduğu alanlarda da görülen yağış birbiriydi. Şimdi geldik yeryüzündeki iklim tipleri. Sevgili arkadaşlar burada 10 tane iklim tipinden bahsedeceğiz. Hadi bakalım bu iklim tipleri Nelermiş? Nerelerde etkili oluyor? Bakalım. Ekvatoral iklim neydi? Her mevsimi yağışlı bir iklimdi. O yüzden düzenli yağış rejimine sahip bir iklimdi. Amazon Havzası, Konga Havzası, Endonezya, Malezya, Gine Adaları'nda görülen bir iklimdi. Burada etkili olan yağış ve sıcaklığa bağlı olarak görülen bitki örtüsü, tropikal yağmur ormanlarıydı. Savan iklimi de yaz yağışları vardı. O yüzden yağış rejiminin ne olduğunu biliyoruz sevgili arkadaşlar. Düzensiz olduğunu biliyoruz. 10 derece ile 20 derece kuzey güney enlemleri. Bakın bu 0 derece ile 10 10 derece kuzey güney enlemleri. Bu ise 10 derece ile 20 derece kuzey güney enlemleri arasında görülür. Yağış rejimi düzensiz. Yaz yağışları daha fazladır diyebiliriz. Çöl iklimi yağış miktarının çok az, sıcaklık farkının çok fazla olduğu Avustralya'nın iç kısmı, Afrika'nın kuzeyi, Namibya, Şili, Arizona, Orta Asya, Arap Yarımadası örnek verilebilir. Muson iklimi gene yaz yağışlarının olduğu bir iklim, savan iklimine çok benzer ama muson ikliminde yağış miktarı çok daha fazladır. Savan ikliminde ot topluluğu var iken muson ikliminde geniş yapraklı muson ormanları vardır sevgili arkadaşlar. Güney ve Güneydoğu Asya, Avustralya'nın kuzeyi ve Madagaskar'da görülen iklim tipi muson son iklimiydi sevgili arkadaşlar. Akdeniz iklimi yazları sıcak ve kurak. Şöyle bakın görebiliriz. Kışları ise ılık ve yağışlı. Burada görebiliyoruz. Nerede görülür? Akdeniz çevresi, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kap bölgesi, Avustralya'nın Güney ve Güneybatı kısımları, Şili'nin ortası ve Kaliforniya bölgesi. Akdeniz ikliminin görüldüğü alandır. Maki dediğimiz çalı toplulukları Akdeniz ikliminin neydi? Bitki örtüsüydü sevgili arkadaşlar. Geldik okyanusal iklime. Okyanusal iklim, ekvatoral iklime benzer hangi açıdan dediğimizde unutmayalım yağış rejimi açısından düzenli yağış rejimine sahiptir. Ve bu iklim bölgesine baktığımızda Batı Avrupa, Kuzey Batı Amerika Bununla birlikte Arjantin, Şili, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğu kıyıları, Avustralya'nın doğusu ve Yeni Zelanda okyanusal iklimin görüldüğü alanların başında gelecektir. Burada yaprak döken, karma yapraklı ormanlar vardır. Hem geniş yapraklı ormanlar hem de iğne yapraklı ormanların oluşturduğu karma yapraklı ormanlar buranın bitki örtüsü olarak karşımıza çıkmakta. Özellikle mesela sevgili arkadaşlarım Batı Avrupa'da bu iklimin etkili olmasını sağlayan durumlardan bir tanesi batı rüzgarları, bir diğeri ise Meksika Körfezi kaynağını alıp Avrupa'nın batısına giden Gulf Stream dediğimiz sıcak su akıntısıdır diyebiliriz. SITEP iklimi bizim ülkemizde İç Anadolu bölgesinde görmüş olduğumuz yaşadığımız bir iklim. Aslında bu iklim bir geçiş iklimi niteliğinde sevgili arkadaşlarım. Buranın bitki örtüsü nedir dediğimizde bozkır. İklimin tanımı ilkbahar yağışları var. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı sevgili arkadaşlar. Bozkır türleri, geven, çoban yastığı, çakır dikeni, sığır kuyruğu gibi türler bu iklimin bitkörtüstür. Sert karasal iklime geldiğimizde, sert karasal iklimde yaz döneminde yağış vardı. Ama bu alanda ilkbahar döneminde yağış var. Bak sitep iklimi, sert karasal iklim birbirine benzeyen iklimlerdir. Aman karıştırmayalım. Sitep iklimindeki bitkörtüsü bozkır, mesela Amerika'da bu türlere priyeri denir sevgili arkadaşlarım. Piriye'li diye şuraya da şöyle yazalım. Ama sert karasal iklimde bitki örtüsü Tayga ya da Boreal ormanları dediğimiz iğne yapraklı ormanlardır sevgili arkadaşlarım. Bak bunları da unutmayalım. İğne yapraklı ormanlar olarak karşımıza çıkmakta. Nerede görülüyor? Sibirya, Kuzey Avrupa. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın yani Kuzey Amerika'nın kuzey kısmı bununla birlikte Ant Dağları, Kafkaslar ve Himalayalar'da görülüyor. Ha, şu dağlık alanlarda ise etkili olan bitki formasyonu nedir dediğimizde yaz yağışları ile yıl boyu yeşil kalan çayır örtüsüdür sevgili arkadaşlar. Tundra iklimi soğuk bir iklimdir. Nerede görülür dersek Sibirya'nın kıyısı, Kuzey Avrupa'nın kıyısı, Kuzey Amerika'nın gene kıyısı, Grönland'ın güney kıyı kesimleri olarak karşımıza çıkmakta. Soğuk bir iklim yılın büyük bir döneminde sıcaklık sıfır derecenin altında, yaz döneminde sıcaklık 0 derecenin üzerinde ancak orada bile 10 derecenin üzerine çıkmıyor. Tundra dediğimiz ot toplulukları bu iklimin hakim bitki örtüsü olarak karşımıza çıkmakta. Kutup iklimi yıl boyunca sıcaklığın sıfır derecenin altında olduğu soğuk çöl olarak tabir edeceğimiz alanlardır buralar. Neresi? Grönland Antarktik olarak karşımıza çıkmakta. Eee geldik Türkiye'de iklime. Türkiye'de iklime etkileyen faktörlerden birincisi mutlak konuma bağlı olarak meydana gelen faktörler. Şimdi kuzey yarım kürede yer aldığımız için Haziran, Temmuz, Ağustos ayları iklimimizdeki en sıcak aylar, Aralık, Ocak, Şubat ayları ise en soğuk aylardır. Orta kuşakta yer almamızın temel sebebi ülkemizde kış döneminde cephe yağışları etkin bir şekilde görülüyor. Aynı şekilde ülkemizde Akdeniz ikliminde görülmesi orta kuşakta yer aldığımızı kanıtlıyordu. Yer şekilleri iklim çeşitliliğimizi arttırmıştır. Bakın Türkiye'nin iklimi üzerinde sadece mutlak konum etkili olsaydı görülecek iklim tipi Akdeniz iklimiydi. Ama ve lakin dağların uzanış doğrultusuna bakarak iç bölgelerde etkili olan karasal iklimin oluşmasının temel sebebi yeryüzü şekilleridir. Yükseltiye bağlı olarak sıcaklık değerleri değişir. Bu da iklimdeki sıcaklık ortalamalarını etkiler. Denize göre konumlar yağış miktarını etkiler. Çevresindeki basınç merkezleri ve rüzgarlar hem yağışa hem sıcaklığı etkilerler. Sevgili arkadaşlar bunları da unutmayalım geldik Türkiye'de iklim elemanları. Türkiye'de sıcaklık birincisi. Ülkemizde sıcaklık değerleri genel olarak Etkisiyle güneyden kuzeye doğru gidildikçe azalıyor. Ne etkisiyle? Yani şurada mesela düşünün Hatay var. Şurada da sevgili arkadaşlarım Sinop var. Uzunca yazayım ben. Şuraya da şöyle Hatay diyeyim. Hatay'dan Sinop'a doğru gittiğimizde sıcaklık değerlerimiz düşmekte. Bunun temel sebebi enlem etkisidir sevgili arkadaşlar. Etkisiyle kıyılardan iç kesimlere doğru gidildikçe azalmakta. Kıyıdan iç kesime doğru gidiyorsan atıyorum mesela şurada. Antalya olsun sevgili arkadaşlarım. Antalya'dan Ankara'ya doğru gidildikçe sıcaklıklar azalıyor. Burada neyin etkisi vardır dediğimizde sevgili arkadaşlarım nem miktarının etkisi vardır. Nemlilik diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Bununla birlikte batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklık değerleri azalmakta. Bunun temel sebebi de yükselti etkisidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Mesela Ankara'nın Erzurum'dan sıcaklık ortalaması bakımından daha yüksek olmasının temel sebebi yükseltidir. Hatay'ın Sinop'tan daha sıcak olmasının temel sebebi enlemdir. Antalya'nın Ankara'dan daha sıcak olmasının temel sebebi enlemdir. Bununla birlikte mesela şuraya Çanakkale yazıyorum. Çanakkale'nin Ankara'dan daha sıcak olması hem yükseltidir hem karasallık denizellik ifadesidir sevgili arkadaşlar. Ancak mesela Erzurum 6.6 ya. Sinop'a diyelim ki 10 derece. Sinop Erzurum'dan daha yüksek. Bu neyle çelişir dersek bu enleme ters düşen bir durumdur. Çünkü daha kuzeyde olan bir merkezin güneyde olan bir merkeze göre daha sıcak olmasını enlemle ben açıklayamam. Geldik Türkiye'de basınç ve rüzgarlar sevgili arkadaşlar. Şimdi Türkiye'ye etkili olan 4 tane basınç kuşağı var. Bunlardan bazıları kış döneminde bazıları yaz döneminde bazıları da yıl boyunca etkilidir diyebiliriz. Şimdi şöyle bir baktığımızda Sibirya yüksek basıncı termik demiş. Termik ifadesi neydi arkadaşlar? Hemen hatırlayalım. Sıcaklık ifadesiydi değil mi? Şimdi termik ifadesi sıcaklık ifadesi ise sevgili arkadaşlarım yüksek basınç diyorsa havanın soğuk olması lazım. Hemen uyanık ol. Hava ne zaman soğuk olur? Kış döneminde soğuk olur. O zaman Sibirya termik yüksek basıncı ülkemizde kışın etkilidir. Kışın etkili olduğu dönemde sıcaklıkların düşmesine sebep olur sevgili arkadaşlar. Ve kışların çok soğuk geçmesini sağlar. Bununla birlikte basra alçak basıncı diyor ve termik diyor. E termiği etkileyen neydi? Biraz önce yazmıştık. Sıcaklıktı. E alçak basınç diyorsa sıcak havanın daha sıcak olması lazım. E hava ne zaman sıcak olur? Yaz döneminde sıcak olur. Aha da bunu da bulduk. Yazın etkilidir sevgili arkadaşlarım. Arap yarımadasından sıcak ve kuru hava getirir. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların artmasına ve kuraklıkların yaşanmasına sebebiyet verir. Şimdi buradaki dinamik kökenli basınç kuşakları yıl boyunca etkilidir. Ancak Mesela İzlanda dinamik alçak basıncı yıl boyu etkilidir ancak daha çok kış döneminde etkilidir. Neden dersek çünkü Azor dinamik yüksek basıncı biraz daha güneye doğru iniyor. İndiği için de İzlanda dinamik alçak basıncı ülkemizde etkili. İzlanda dinamik alçak basıncı ülkemizde etkili olduğunda kışların ılık ve yağışlı geçmesine sebep olur sevgili arkadaşlar. Azor dinamik yüksek basıncı sevgili arkadaşlarım yıl boyu etkilidir ancak yazın daha çok etkilidir. Çünkü İzlanda dinamik alçak basıncı kuzeye doğru gidip Azor dinamik yüksek basıncı ülkemizde etkili olur ve bunun etkili olduğu dönemlerde ülkemizde kurak bir dönemin yaşanmasına sebebiyet verir. Akdeniz ikliminde sevgili arkadaşlarım unutmayalım. Yazların sıcak ve kurak geçmesindeki temel sebeplerden bir tanesi Azor dinamik yüksek basıncının ülkede uzun bir süre etkili olmasıdır diyebiliriz. Geldik Türkiye'de rüzgarlara. Türkiye'de etkili olan rüzgarları şöyle temelde ikiye ayıracağız. Bir sıcak karakterli rüzgarlar, iki soğuk karakterli rüzgarlar, üç yerel rüzgarlar diyebiliriz. Yerel rüzgarlarda deniz meltemi ya da kara meltemi diyebiliriz. Dağ ya da vadi meltemleri diyebiliriz. Bununla birlikte fön rüzgarları diyebiliriz. Mesela bunu Toroslar'da, Kuzey Anadolu Dağları'nda görebiliriz. Aynı şekilde sıcak karakterli yerel rüzgarlar güneyden kuzeye doğru giden, soğuk karakterli yerel rüzgarlar ise kuzeyden güneye doğru gelen rüzgarlardır. Bakın şurası sıcak, burası ise soğuktur. Aman dikkat edelim. Karayel, Yıldız, Poyraz ülkemizde etkili olan soğuk karakterli yerel rüzgarlardır. Etkili olduğu dönemlerde sıcaklığı düşürür. Karayel mesela Batı Karadeniz'de ve Doğu Karadeniz'de yağışların daha fazla düşmesini sağlar. Yıldız Karadeniz kıyı kesiminde yağış bırakır. Poyraz'a geldiğimizde ise soğuk hava kütlesi getirir sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik sıcak karakterli yerel rüzgarlara. Bunlardan birincisi Samyeli, keşişleme ifadesidir. Arap Yarımadası Irak İran Suriye hattından ülkemize gelir kuru bir hava kütlesi getirir güneyden gelen rüzgar kıble güneybatıdan gelen rüzgar ise lodostur ve unutma lodosun gözü yaşlıdır sevgili arkadaşlar eğer ki ülkemizde lodos etkili olursa hava yağışlıdır kapalıdır fırtına olayları rastlanır aman dikkat edelim. Geldik Türkiye'de nemlilik. Türkiye'deki nemliliğe baktığımız zaman genel olarak dağların kıyı uzanış doğrultusu, yükselti, denize olan uzaklık, çevresindeki basınç merkezleri gibi durumlar nedeniyle değişimler yaşanır. Mesela Karadeniz'de dağların kıyıya paralel uzanması, Karadeniz'deki nemliliğin iç kesimlere göre daha fazla olmasını sağlamıştır. Aynı şekilde Akdeniz'de de gene dağların kıyıya paralel uzanması kıyıdaki nemliliğin iç kesimlere göre daha belirgin farklılıklarla oluşmasını sağlamıştır. Ancak Ege'de dağların kıyıya dik uzanması nemlilik farklılığının çok az olmasını sağlamıştır. Türkiye'de bağıl nemin en az olduğu alanların başında Güneydoğu Anadolu. Iğdır ve çevresi, Malatya çevresi, Tuzgölü çevresi bununla birlikte Ergene Havzası'nı dahil edebiliriz sevgili arkadaşlar. Yağışlara geldiğimizde yağışın dağılışına baktığımızda yağış en fazla düşen yerlerden bir tanesi Doğu Karadeniz sevgili arkadaşlar. Bir diğeri ise Batı Karadeniz. Burada özellikle Karayel dediğimiz rüzgarın dağların uzanış doğrultusuna tam dik bir şekilde esmesidir. Bununla birlikte Antalya ve çevresi yağışın fazla düştüğü yerdir. Muğla ve çevresi yağışın fazla düştüğü yerdir. Güneydoğu Toroslar'da gene aynı şekilde yağışın fazla düştüğü alanlar olarak karşımıza çıkmakta. Yağışın az olduğu alanlara baktığımızda ise İç Anadolu bölgesi özellikle yağmur duldasında kalmakta sevgili arkadaşlarım. Bunu unutmayalım. Kıdır çevresi, Malatya çevresi, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Ergene Havzası gene yağışın az düştüğü alanlara örnek verilebilir. Peki Türkiye'de biz yağışları oluşum biçimlerine göre kaç ayıracağız dersek 3'e ayıracağız. Hemen burada kısa bir şekilde anlatıp geçeceğim. Tuz Gölü'nden başlıyorsun. Şöyle bir E harfi çiziyorsun. Geliyorsun ilk kısma ilkbahar diyorsun. Kuzey Doğu Anadolu'ya geldin yaz, Karadeniz'e geldin sonbahar, Ege ve Akdeniz'e doğru kış diyorsun. Bu nedir biliyor musunuz? Bölgelere göre düşen en fazla yağışın düştüğü dönemler. Mesela ülkemizde ilkbahar ve yaz döneminde düşen yağışların oluşum biçimi genel itibariyle konveksiyonel kökenlidir. Karadeniz'deki düşen yağışın oluşum biçimi genel itibariyle orografik kökenlidir. Ancak ülkemizde kış döneminde düşen yağışın oluşum biçimi genel itibariyle frontal yani cephe yağışları şeklindedir diyebiliriz burada da zaten bu ifadeyi vermiş. Yükselim yağışları İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Ergene havzası. Yamaç yağışları Kuzey Anadolu Dağları ve Toroslar. Cephe yağışları Akdeniz ve Ege kıyıları. Yani Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Türkiye'deki iklimlere baktığımızda karasal iklim yani step iklimi, sert karasal iklime benzeyen bir iklim, gene karasal iklim ama Doğu Anadolu tipi karasal iklimi diye geçer. Bununla birlikte sevgili arkadaşlarım Karadeniz iklimi ve Akdeniz iklimi olmak üzere farklılık gösterir hemen şöyle sevgili arkadaşlarım yerleşmelerin yer seçimine geçmeden önce özellik bazlı da Biraz şöyle düşünürsek sevgili arkadaşlar, Akdeniz iklimi ülkemizde etkili olduğunda e, neden etkilidir dersek matematik konuma bağlı olarak etkilidir. Karadeniz, karasal, sert karasal bunlar özel göreceli konuma bağlı olarak etkilidir sevgili arkadaşlarım. Özellikle Akdeniz iklimi orta kuşakta yer aldığımızı kanıtlar. Karadeniz iklimi ise dağların uzanışı yani kıyıya uzanışı ve denizden gelen nemli havanın etkisiyle Türkiye'deki en fazla yağışlı iklimdir. Karasal iklim kıyılarda dağların paralel uzanmasının sonucunda oluşur. Sert karasal iklim yükseltinin yani şuradaki Doğu Anadolu tipi karasal iklim yükseltinin sonucudur. Ve iklim çeşitliliğinin en fazla olduğu bölgemiz Marmara bölgesidir. Aslında burası geçiş iklim bölgesi diye de geçebilmekte sevgili arkadaşlarım. Ee, Akdeniz ikliminin bitki örtüsü unutmayalım. Bodur, ağaçlar dediğimiz makiler. Karadeniz ikliminin bitki örtüsü geniş yapraklı ormanlar ve iğne yapraklı ormanların olduğu karma yapraklı ormanlar. Karasal iklimin bitki örtüsü ise bozkırlar olarak karşımıza çıkmakta. Doğu Anadolu tipi karasal iklimde ise bitki örtüsü çayır olarak karşımıza çıkmakta sevgili arkadaşlar geldik yerleşmenin yer seçimi ve gelişimi. İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmek için çeşitli türlerdeki konutlarda toplu ya da dağınık bir şekilde yaşaması işlemine yerleşme diyorduk. Ve yerleşmeyi geçmiş dönemden günümüze kadar şöyle bir açarsak ilk insanlar sevgili arkadaşlarım özellikle paleolitik dönemde yani avcılık ve toplayıcılıkla uğraştığı dönemlerde mağara ve ağaç kovuklarını yerleşim birimleri olarak inşa etmişlerdi. Mesela Antalya'daki Beldi bir Belbaşı, Karayin mağaraları, İstanbul'daki Yarımburgaz mağarası, Samsun'daki Tekke köy mağarası bunlara örnek verilebilir sevgili arkadaşlar. Daha sonraki süreçte Neolitik yaşama geçtiğimizde tarımsal faaliyetlerle yerleşik hayat gerçekleşiyor ve ilk devletler, ilk yerleşim birimleri ortaya çıkmaya başlıyor. Tarım kenti, turizm kenti, sanayi kenti, ticaret kenti birçok kent kavramı da ortaya çıkmakta. Ama dünyada sevgili arkadaşlarım biz her yeri yerleşim birimi olarak kullanamıyoruz. Bazı alanlarda yerleşmenin yoğun olduğunu söyleyebiliriz ama bazı alanlarda ise yerleşmeler seyrektir sevgili arkadaşlar. Gelin hep birlikte bakalım. Mesela Alaska bir numarayla gösterilmiş. Temel sebebi yerleşme seyrek soğuk iklim bölgesidir. 9 numara neresi burası? Grönland. Temel sebebi soğuk iklim kutup iklimi var. 3 numara Sibirya'nın bulunduğu alan soğuk iklim seyrek. 12 numaraya geliyorum Kanada Tundra yani soğuk iklim yerleşme seyrek. Hemen şöyle aşağıya doğru iniyorum 4 numara karşıma geldi Orta Asya çöl iklimi kuraklık yerleşme seyrek. 5 numaraya baktığımız zaman Himalaya dağları yerleşme seyrek. 8 numara Arap Yarımadası 7 numara Afrika'nın kuzeyi çöl iklimi yerleşme seyrek sevgili arkadaşlar. 6 numaraya geldiğimizde ise orta Avustralya ve batısı çöl iklimi yerleşme seyrek. 2 numarada Amazon havzası yerleşme seyrek. 11 numarada Kongo havzası yerleşme seyrek. 10 numarada Ant dağları yerleşmeler seyrek ve kıyıda toplanmıştır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki dünyada yoğun yerleşmelerin olduğu alanlar neresidir dersek Amerika'nın doğusu özellikle sanayi ticaret turizmin gelişmesine bağlı olarak. Burada da Kaliforniya bölgesini söyleyebiliriz. Batı Avrupa yerleşmenin yoğun. Mısır Zaten geçmiş dönemlerde medeniyet bazlı kuruluş alanı vardı arkadaşlarım hatırlarsanız. Burada özellikle Nijerya ve çevresi petrol varlığı bakımından zengindir. Güney Afrika Cumhuriyeti sanayi ve madencilik faaliyetleri, Hindistan gene sık yerleşme, Malezya, Endonezya dediğimiz hat sevgili arkadaşlarım, Japonya ve Avustralya'nın güney güneybatı kısımları iklimsel bazlı yerleşmelerin daha sevgili arkadaşlarım sık olduğu alanlara dahildir diyebiliriz. Aynı şekilde Avustralya'nın güney ve güneybatı kısımlarında san sanayi ve madencilikte gelişmiştir. Peki biz yerleşmeyi kaça ayıracağız dersek kırsal ve arkasında da kentsel yerleşme olmak üzere ikiye ayıracağız. Tabii ki de burada kırsal ve kentsel yerleşme ayrımını yapabileceğimiz en önemli farklılık şudur. Kırsal yerleşmelerde genel itibariyle nüfus 10 binden azdır sevgili arkadaşlar. Kentsel yerleşmelerde ise nüfus genel itibariyle 10 binden daha fazladır. Yönetim birimlerinin başında kırsal yerleşmelerde özellikle muhtarlar bulunmaktadır. Kentsel yerleşmelerde kaymakam ve valiler yer almaktadır. Hemen şöyle kırsal yerleşme nüfusuna göre köy altı, köy ve kasaba yerleşmesi. Bunlar nüfusu 10.000 ile 2.000 arasında, köy yerleşmeleri 2.000'in altında, köy altı yerleşmesi ise köy oluşturan birimlerdir. Mesela burada sevgili arkadaşlarım köy altı yerleşmesinde süresine göre geçici köy altı yerleşmesi ve kalıcı köy altı yerleşmesi olmak üzere ikiye ayıracağız. Mesela geçici köy altı yerleşmesinde yayla, kom, oba, ağıl gibi ifadeler, dalyan gibi ifadeler vardır. Kalıcı köy altı yerleşmesinde mezra, çiftlik, divan, mahalle gibi ifadeler vardır. Dokusuna göre eğer ki su kaynakları kısıtlı ise toplu yerleşmeler arazi düzdür. Eğer ki su kaynakları fazla ve yer şekilleri engebeliyse ise dağınık yerleşmeler vardır. Mesela toplu yerleşmelere bizim ülkemizde İç Anadolu bölgesine, dağınık yerleşmelere de Karadeniz bölgesine örnek verebiliriz sevgili arkadaşlar. Yerleşme planına göre yol boyu bir yol etrafında sevgili arkadaşlarım yerleşim birimlerini düşünebiliriz. Onun dışında küme dairesel şekilde yani bir ortada bir köy meydanı var. Köy meydanının etrafında toplandığını düşünebiliriz. Dairesel yerleşmenin sevgili arkadaşlarım. Ekonomik işlevine göre bir kırsal yerleşme tarım, hayvancılık, ormancılık, madencilik, balıkçılık olabilir ekonomik faaliyet. Kurulduğu yere göre vadide kurulabilir, vadi köyü diyebiliriz. Dağ alanında kurulabilir, dağ köyü, akarsu boyu köyü, deniz kıyısı köyü ve orman köyü diyebiliriz. Sürekliliğine göre biraz önceki ifadede köy altı yerleşmelerini parçaladık ya, sürekli ve mevsimlik köyler olmak üzere yani geçici ve kalıcı olmak üzere ikiye ayrılır. Burada tabii ki de biraz önce söylediğimiz ifadelerde geçerlidir diyebiliriz. Şimdi geldik kentsel yerleşmelere. Kentsel yerleşmelerde nüfus 10 binden fazladır genel itibariyle. Evet sevgili arkadaşlarım küçük şehirlere geldiğimizde küçük şehirlerin nüfusu burada 10 bin dedik ama ifademizi tekrar düzeltelim 20 bin diyelim. Nüfusu 20 bin ile 100 bin arasında olan yerleşmelere küçük şehir. 100 bin ile 500 bin arasında olan yerleşmeler orta büyüklükteki şehir. 500 bin ile 1 milyon arasında olan yerleşmeler büyük şehir. 1 milyonun üzerindekiler metropoller. Bir de sevgili sevgili arkadaşlarım 10 milyonun üzerinde olanlar var. Bunlar da mega kent olarak ifade edilmekte. Türkiye'de sadece mega kent bir tane vardır. O da İstanbul'dur sevgili arkadaşlar. Peki bu kentlere şöyle örnek vermemiz gerekirse mesela Türkiye'de nüfusu 750 binin üzerinde olan kent merkezleri büyük şehir statüsü içerisindedir ve ülkemizde 30 tane büyük şehir bulunmaktadır sevgili arkadaşlar. Kentlerin ekonomik fonksiyonlarına baktığımızda sanayi ve ticaret kenti. Dünya ülkelerinden de örnek verebiliriz. Türkiye'den de. Türkiye'den mesela İstanbul'u, İzmir'i örnek verebiliriz sevgili arkadaşlarım. Dünya'dan ise Paris'i, Berlin'i, Sydney'i, Tokyo'yu örnek verebiliriz. Liman kenti Türkiye'den Samsun, Mersin, İzmir diyebiliriz. Dünya'dan Marsilya, Hamburg, Rotterdam diyebiliriz. İdari kent Türkiye'den Ankara, Rusya'dan Moskova, Amerika Birleşik Devletleri'nden Washington, Japonya'dan Tokyo diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Kültür ve eğitim kent. Türkiye'de mesela eski şehir İstanbul, Ankara, İzmir. Dünyada ise Oxford çok önemli sevgili arkadaşlarım, Cambridge, New York diyebiliriz. Tarım şehri dediğimiz zaman Adana ya da burada sevgili arkadaşlarım sadece il bazlı düşünmeyelim. Mesela Manisa'nın bir ilçesi olan Salihli sevgili arkadaşlarım. Bu da bir yerleşmedir, kentsel yerleşmedir ve hakim ekonomik fonksiyon tarımdır. Hartum, Lagos, Bombay, Ohri diyebiliriz. Turizm kenti Los Angeles, Dubai, Paris, Roma diyebiliriz. Ya da bizim ülkemizde Antalya, Muğla diyebiliriz. Maden kenti Essen, Almanya'nın 6. büyük sanayi kentidir. Johannesburg, Üstnera, Donex sevgili arkadaşlarım. Bakü, Zonguldak ya da Batman diyebiliriz. Zonguldak'ta ne vardı? Hemen hatırlayalım. Taş gömürü. Batman'da ne vardı? Petrol vardı. Buna bağlı olarak da bu alanlar maden kenti. Ha bunlar çıkarılmadan önce kent nasıl bir kent olabilir? Tarım kenti olabilir. Fonksiyonu zamanla değişiklik gösterebilir sevgili arkadaşlar. Dini kent dediğimiz zaman İstanbul. İstanbul dışında İzmir, Trabzon, Hatay, Mardin diyebiliriz. Şanlıurfa diyebiliriz. Konya diyebiliriz. Mekke, Medine, Vatikan, Kudüs bunlar da dünya ölçeğindeki fonksiyonlarına göre dini fonksiyona sahip olan yerleşmelerdir. Şimdi geldik Türkiye'de yerleşme. Bu Türkiye'de yerleşmenin dağılışını etkileyen iki tane temel faktör var. Bunlardan birincisi sevgili arkadaşlarım doğal faktörler. İkincisi ise beşeri faktörler. Şimdi hemen şöyle haritamız üzerinden gidersek hatırlama baplı olsun. Yıldız dağları Türkiye'de yerleşmenin seyrek olduğu yerler arasındaydı. Neden yıldız dağlarında yerleşmeler seyrek dersek yeryüzü şekilleri diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Yerleşmelerin seyrek olduğu alanları öncelikle bir ifade edelim. Ondan sonra diğerlerini de geçeriz. Mesela taş eli pilotosu Türkiye'de yerleşmenin seyrek olduğu alanlardan bir tanesiydi. Neden? Çünkü bu arazi karstik bir piloto. Tarımsal faaliyetleri olumsuz etkilediği için yerleşmelerde seyrektir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Onun dışında Tuz Gölü yerleşmelerin seyrek olduğu alanlar içerisinde yer alır. İklimin ciddi anlamda kurak olması burada etkilidir. Erzurum-Kars pilotosu yerleşmenin seyrek olduğu alanlardan bir tanesidir. Burada sıcaklığın düşük olması yani yükselti değerlerinin fazla olması diyebiliriz. Doğu Karadeniz kıyıları yerleşmenin sık olduğu alanlardır ama şuradaki Doğu Karadeniz dağlarının bulunduğu alan seyrektir. Sinop çevresi Türkiye'de yerleşmenin seyrek olduğu yerlerden bir tanesidir. Bunun temel sebebi de sevgili arkadaşlarım hemen gerisinde bulunan küre dağlarının Sinop'u kıyı ile iç kesim arasında birbiriyle bağlayamamasıdır. Yani koparmasıdır tamamen. Yerleşmenin sık olduğu alanlar lardan bir tanesi Çatalca Koceli platosu İzmit İstanbul'un bulunduğu alan. Burası sık bir yerleşmeye sahiptir. Ne vardır dersek burada sanayi ticaret faaliyetleri vardır. Samsun ve çevresi yerleşmenin sık olduğu alanlardır. Tabii ki de burada e, Çarşamba ve Bafra deltaları var. Bunlar tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü alanlar. Ulaşım, sanayi, ticaret faaliyetleri de gelişmiştir. Doğu Karadeniz kıyıları yerleşmenin sık olduğu alanlar çünkü Doğu Karadeniz dağlarından dolayı sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte nereyi söyleyebiliriz? Gediz Ovası yerleşmenin sık olduğu alanlardır. Tarımsal faaliyetler Bununla birlikte sanayi faaliyetleri, ticaret faaliyetleri, ulaşımın gelişmiş olduğu için yerleşmenin de sık olduğunu bu alanlarda söyleyebilmekteyiz. Geldik şimdi sevgili arkadaşlar sizinle bölge ve bölge türleri kısmına. Burada doğal ya da beşeri özellikler bakımından çevresinden farklı, kendi içerisinde benzer özellik gösteren alanlara bölge. Bölge içerisinde de kendi içinde benzerlik gösteren alanlara ise biz bölüm diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve biz bölgeyi temelde ikiye ayıracağız. Şekilsel, işlevsel bölgeler olmak üzere. Şekilsel bölgelerde mesela yer şekillerine göre bölgeler diyor. Ben hemen mesela şuradan bir harita çıkarayım. Şurada kayalık dağları var. Şurada ant dağları var. Alpler ve Himalayalar yer şekillerine göre dağlık bölgeler olarak nitelendirilmekte. Şurada da Atlas dağları var. Onun dışında iklim bölgeleri mesela iki haritamız var kutup iklim bölgesi, tundra iklim bölgesi değil mi? Ee, bunun dışında hidrografik bölgeler, su bölgeleri olabilir. Mesela göller, akarsular, okyanuslar bu bölgeler olabilir. Toprak bölgeleri dendiğinde laterit toprak bölgesi ya da tundra toprakları bölgesi bu işaretli alanlardır diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Onun dışında bitki bölgeleri, tundra bitki örtüsü bölgeleri bu alanları ifade edebiliriz. Ya da hemen ben diğer kısmımızdan birkaç tane daha harita açayım. Akdeniz iklim bölgesi, maki bitki bölgesi, terörosa toprak bölgesi sevgili arkadaşlar. Bunlar mesela bölge kısmında doğal şekilsel bölgeler içerisine dahildir. Ya da doğal afetler bölgesi mesela verir bize sevgili arkadaşlarım. Amerika'nın batı kısmını, Asya'nın Endonezya, Malezya ve Yeni Zelanda'nın bulunduğu alanı, Akdeniz çevresini ve Himalaya dağlarını yani şuradaki deprem kuşağını verir ve Atlas Okyanusu'nda şöyle işaretler deprem bölgesi olur. Ya da Türkiye'de verir. Kuzey Anadolu fay hattını verir. Bununla birlikte Batı Anadolu fay hattını verir. Bu alanlarda deprem bölgeleri olarak doğal afet bölgeleri içerisindedir ya da beşeri bölgelerde ham maddi üretim bölgesi Orta Doğu'yu verebilir. Bununla birlikte özellikle Hazar bölgesini verebilir. Sanayi bölgesi dendiğinde nereyi verecek bize? Tabii ki de Batı Avrupayı verecek. Ne bileyim Amerika'nın doğu kısmını verecek, değil mi arkadaşlar? Onun dışında nüfus bölgeleri nüfus sık ya da seyrek olabilir. E buraya baktığımız zaman sevgili arkadaşlarım Türkiye'de yerleşmenin sık ve seyrek olduğu alanlar nüfusun sık ve seyrek olduğu alanlar olarak karşımıza da çıkabilir. Onun dışında yerleşme bölgesi mesela kentsel yerleşme bölgeleri, kırsal yerleşme bölgeleri, seyrek yerleşme sık yerleşme bölgeleri olarak bölgeyi de böyle ifade edebiliriz. Kültür bölgesi Latin Amerika kültür bölgesi diyebilir. Güney Amerika'yı alır. Batı kültür bölgesi der kuzey Amerika'yı alır. Afrika kültür bölgesi Afrika'yı alır. İslam kültür bölgesi der Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı dahil edebilir. Siyasi askeri ve ekonomik işbirliği bölgeleri der. NATO bölgesi, Avrupa Birliği bölgesi, İslam İspirliği Teşkilatı bölgesi diyebilir. İşlevsel bölgeleri geldiğimizde hizmet bölgesi mesela burada devlet su işleri genel müdürlüğü bölgesi Bununla birlikte e, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bölgesi sevgili arkadaşlarım. Kalkınma projesi bölgeleri, Konya Ovası projesi, e, ne bileyim işte Güneydoğu Anadolu projesi gibi sevgili arkadaşlar. Yönetim bölgelerinde büyükşehir yönetim bölgeleri diyebilir. İstatistik bölgeleri de ifade edebilir. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bölgelerin sınırları değişebilir mi? Değişebilir. Nasıl değişir dersek şöyle. Unutmayalım, beşeri şekilsel bölgeler ile işlevsel bölgelerin sınırları kısa sürede değişiklik gösterir. Ancak doğal şekilsel bölgelerin sınırlarının değişimi çok uzun süreçler içerisinde değişiklik gösterir. Aynı şekilde beşeri şekilsel bölgeler ile işlevsel bölgelerin sınırları keskin bir hatla ayrılabilirken doğal şekilsel bölgelerin sınırları keskin bir hatla ayrılmayabilir sevgili arkadaşlar. Bölgeler yeni birimlerin eklenmesiyle birlikte sınırları değişebilir, genişleyebilir ya da Mesela bir bölge düşünün, ekonomik işbirliği bölgesi. Bölgeye katılan ülkeler feshetti anlaşmayı, bölge ortadan kalkabilir sevgili arkadaşlar. Ama doğal çekinsel bölgelerde böyle bir durum yoktur sevgili arkadaşlar. Mesela burada bir ülke alırsak Avustralya diyelim sevgili arkadaşlarım. Avustralya'yı birkaç parçadan şöyle açmamız gerekirse. Hemen ben şöyle gene bir tane haritamı alayım iklimler kısmından bir haritamızı alalım ve bu haritamıza göre sevgili arkadaşlarım Avustralya ile ilgili bir takım özellikleri de hep birlikte öğrenmeye çalışalım. Mesela Avustralya dedi. İklim bölgesi olarak okyanusal iklim bölgesi var değil mi arkadaşlar? Mesela bu kısımda Akdeniz iklim bölgesi vardı. Güney ve güneybatı kısımlarında. E iç kısmında sevgili arkadaşlarım çöl iklim bölgesi vardı. Doğu kısmını verdiğimizde sık nüfuslu bölge olarak ifade edebilmekteydik. Ya da yerleşme birimleri alarak sık yerleşme alanlarına güney ve güneybatı kısımlarını söyleyebilmekteydik. Ha onun dışında mesela Türkiye'yi söylediğimiz zaman atıyorum mesela siyasi askeri ve ekonomik işbirliği bölgeleri içerisinde ne diyebiliriz? İslam işbirliği teşkilatı içerisinde yer alan bölgeye dahildir, değil mi? Onun dışında NATO bölgesine dahildir sevgili arkadaşlar. Birleşmiş Milletler bölgesine dahildir diyebiliriz. Bilginiz olsun. Geldik Çevre ve toplum. Çevre insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve etkileşimde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal ve ekonomik ortamdır. Tabii ki de burada sevgili arkadaşlarım insanların çevreye ve çevrenin insana bir takım etkileri vardır. Hemen şöyle baktığımızda çevrenin insana etkilerine. Mesela çevre insanı tarımsal faaliyetler açısından etkilemekte. Çünkü en basiti Türkiye ölçeğinden bunu pay biçersek sevgili arkadaşlarım iç Anadolu bölgesinde buğday tarımının yapılması, Karadeniz bölgesinde çay tarımının yapılması, tarımsal faaliyetlerin çevrenin etkilediğini söyleyebilmekteyiz. Sanayinin dağılışına ve türüne de etkisi vardır. Karadeniz bölgesinde sevgili arkadaşların kereste fabrikalarının gelişmesinin temel sebebi gür bitki topluluğunun varlığıdır. Bununla birlikte nüfusun dağılışını da etkiler. Mesela iklimin ılıman olduğu alanlarda nüfus daha fazladır değil mi? Orta kuşak özellikle sevgili arkadaşlar. Mesken tiplerini gene ülkemizden gidiyorum. Hani bildiğimiz yaşadığımız coğrafya olduğu için. Karadeniz iklim bölgesindeki kırsal kesimlerde özellikle ahşap meskenler vardır. Ama İç Anadolu bölgesinde iklimin yarı kurak olması kerpiç meskenlerin oluşmasını sağlamıştır. Hayvancılık faaliyetlerine de etki eder değil mi? Çevre nasıl etki eder dediğimizde şöyle. İç Anadolu bölgesinde sitep dediğimiz bozkur toplulukları üzerinde küçükbaş hayvancılık faaliyetleri yürütürüz ama Doğu Anadolu bölgesinde özellikle Kuzey Doğu Anadolu'da çayır örtüsü üzerinde de büyükbaş hayvancılık faaliyetleri yaparız. Ulaşıma etki eder. Özellikle mesela yer şekillerinin dağlık, engebeli olduğu alanlarda ulaşım maliyetlidir. Mesela bizim ülkemizde Karadeniz ve Akdeniz'de kıyı ile iç kesim arasında ulaşım faaliyetleri yürütmemiz gerekiyorsa bu sevgili arkadaşlarım ulaşımın maliyetli olacağı anlamına gelir. Tünel ve köprü ihtiyacımızın fazla olduğu anlamına gelir sevgili arkadaşlarım. Onun dışında turizme etki eder. insanların karakterine de etki eder sevgili arkadaşlarım. Mesela Akdeniz ve Ege'de turizm faaliyetlerinin gelişmesinin temel sebebi yaz kuraklığıdır. Yani çevrenin bize yapmış olduğu etkidir. Ama Karadeniz bölgesinin de kıyısı var. Niye bu alanda deniz turizmi yapmıyoruz? Temel sebebi yaz yağışları var. İklimdeki sıcaklık bir tık daha düşük ortalama bazlı. Giyim kuşam ve barınmayı etkiler. Kutup alanlarında insanlar iglo dediğimiz buzdan yaptıkları evlerde yaşamsal faaliyetlerini sürdürürken İklimin yarı kurak olduğu alanlarda kerpiç evlerde insanlar yaşam faaliyetlerini sürdürecektir. İklimin nemli olduğu alanlarda ise ahşap yerleşmelerde insanlar yaşamsal faaliyetlerini sürdürecektir. Tabii ki de artık arkadaşlar ortalama yaşam süresini de etki eder diyebiliriz çevre. İnsanın peki çevreye ne gibi etkisi vardır dersek özellikle sevgili arkadaşlar sanayi devriminden sonra yoğun ölçekte fosil yakıtların kullanılmasına bağlı olarak hava kirliliği ortaya çıkmıştır. Burada da mesela ileriki yıllarda işleyen öneceğimiz iki tane hava kirliliği var. Londra tipi kirlilik ve Los Angeles tipi kirlilik sevgili arkadaşlar. Bu iki kirlilik de fosil yakıt kullanılması. Londra tipi kirlilikte taşıtlardan yani egzozlardan çıkan dumanların siste birikmesiyle Los Angeles tipi kirlilik var. Su kirliliği suyun kendini yenileyebilmesine imkan vermeyecek ölçütte zararlı maddelerin suya karışması. E sanayi faaliyetleri artan nüfus artışı değil mi sevgili arkadaşlar? Bunların hepsi insanın çevreye etkisidir. Bir sanayi tesisindeki atıklar özellikle sıvı atıklar filtrelenmeden, ayrıştırılmadan bilinçsiz bir şekilde suya karıştığında su kirliliği, evsel atıklarımız da olabilir sevgili arkadaşlar. Toprak kirliliği ne yapıyoruz? Tarımsal faaliyetlerde gübre kullanıyoruz. Gübre dışında ne yapıyoruz derseniz sevgili arkadaşlarım, ilaç kullanıyoruz. Bunlar da toprak kirliliğine sebep olur. Radyoaktif kirlilik burada ne var dersek sevgili arkadaşlarım? Mesela uranyum, toryum, radon, radyum dediğimiz elementlerden biz ee, ...nükleer santrallerde elektrik enerjisi üretebiliyoruz. Ya da nükleer denemeler yapıyoruz. Bunlar dışında mesela radyolarımız, televizyonlarımız... ...ya da hastaneye gitmiş olduğumuz zaman röntgen ve tomografi cihazlarında da radyoaktif maddeler vardır. Bunlar toprağa bilinçsiz bir şekilde karıştırıldığında radyoaktif kirliliğe sebebiyet verir ve çok tehlikelidir. Şehirleşmenin etkisiyle birlikte gürültü kirliliğine sebebiyet vermekteyiz. Orman alanlarını tahrip ediyoruz, bitki örtülerini tahrip ediyoruz. Aşırı avlanma sonucunda sevgili arkadaşlarım... Hayvan nesillerinin de ortadan kalkmasına sebebiyet veriyoruz. Tarım arazisi açmak için ormanları yakıyoruz. Bununla birlikte yerleşim birimleri açmak için ormanları tahrip ediyoruz. Değil mi? Hayvancılık faaliyetleri için gene ormanları tahrip etmekteyiz. E kullanmış olduğumuz kloro, karbon gazları var. CFC diye yazayım sevgili arkadaşlar. Yangın söndürücü sistemlerindeki gazlar, soğutma sistemlerindeki gazlar. Bununla birlikte deodorantlar sevgili arkadaşlar. Atmosferi bol miktarda kloro, gazı salınımı yapar ve bu da ozon tabakasının seyrelmesine sebep olur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ekosistemin işleyişine etkide bulunuyoruz. Yani ekosistemde birbiriyle beslenen canlılar var. Bu canlı yaşam biz bir canlının hayatını kaybetmesine sebep olduğumuzda ekosistemdeki bu dengede bozulduğu için ortamda da bozulmalar meydana gelebiliyor. Fosil yakıtlar küresel ısınmaya sebebiyet vermekte. Bu da ne yapmakta? Buzulların erimesine sebep olmakta sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda kuraklığa bağlı olarak erozyon. Burada özellikle beşeri hızlandırılmış erozyonlar da var. Ve kuraklık faaliyetleri sonucunda da doğal çevreyi sevgili arkadaşlarım biz etkileyebilmekteyiz diyebiliriz. Evet geldik tek nefeste bitirdiğimiz dersimizin sonuna sevgili arkadaşlar. Karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.